Olay televizyon ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Olay Sağlık başladı. Bugün pazartesi, haftanın ilk günü. Size de güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Evet, bugünkü konumuz yaşlılarda ortopedik sorunların temel nedenlerine değineceğiz. Bu sorunlardan önce yaşlılıkta vücudumuzda kas, kemik ve eklem yapılarımızda neler değişiyor? Bunları derinlemesine konuşacağız. Konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Nadir Şener bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, sağ olun. Hocam bugün yaşlılıkta daha çok vücudumuzda değişen olayları, yani değişen mekanizmayı konuşacağız. Özellikle kas, kemik ve eklem yapısında neler değişiyor ve karşılaştığımız ortopedik sorunların temelinde neler yatıyor ve bunları önlemek için neler yapabiliriz? Geniş bir konumuz var. Ama öncesinde size şunu soracağım. Sokak, yatak, toprak başlığı nedir hocam? Sizden dinleyelim. Evet, bugünkü konuşmamızın başlığı olarak sokak, yatak, toprak üçlemesini seçtim. Çünkü bu benim hastalara sıkça dile getirdiğim bir tekerleme diyelim, bir üçleme diyelim. Modern hayatla birlikte dünyada iki tane büyük önemli sorun var. Bir tanesi obezite, kilo alma sorunu. Dünya, insanlık bunun oldukça farkında ve bunun için tedbir alıyor, önlemler alınıyor. Ama ikinci önemli sorun, ki bu daha çok farkına varılmış bir sorun değil ve önümüzdeki yılların çok önemli bir sorunu olacak, hareketsizlik sorunu. Ve ortopediyi ve ortopedinin de yaşlı hasta grubunu, daha doğrusu orta yaş ve üzeri hasta grubunu direkt ilgilendiriyor. Evet. Buna dikkat çekmek için bu sokak, yatak, toprak üçlemesini ortaya çıkardım. Çünkü ben orta yaş ve üzerindeki hastalarıma geldiklerinde diyorum ki, insanlar yaşlandıkça sokak, yatak, toprak arasında bir yer beğenirler. Gözü sokakta olan yataktan uzak kalır. Yatağa gideni toprak çeker. Buradaki sokaktan kasıt hareketlilik. Hı hı. Evet. Hareketli ve dinamik bir yaşam. Yataktan kasıt hareketsizlik, durgunluk, vücudu kullanmamak. Ki bu insanı toprağa doğru çeken en önemli sebeplerden birisi. Tabii bunu böyle topraklı falan bir şeyler söyleyince insanların yüzü önce şöyle bir kararıyor. Yani ne diyor bu adam toprakla evet. ilgili, ölümle ilgili bir şeyler söylüyor. Ama eminim ki ondan sonrasında eve gittiklerinde ha doktor bize ne demişti? Sokak, yatak, toprak. Ya hadi bir kalkayım, yürüyüvereyim, bir hareket edeyim diyorlar. Çünkü akılda kolay kalıyor. O yüzden tekrar etmek istiyorum. Tercihimizi doğru yapalım. Sokak, yatak, toprak. Bunların içinde sokağı tercih etmemiz, hareketi tercih etmemiz lazım. Yatağa doğru gittiğimiz, hareketsizliğe doğru gittiğimiz zaman ölüm bize daha çok daha yaklaşacak. Oluyor, bu kesin. Evet. Ve özellikle de bu orta yaş ve üzerinde daha fazla önem kazanıyor. Hı hı. Buradan yola çıkarak da hareketliliğin önemine değinmek istiyorum. Özellikle modern hayatın getirdiği sorunlardan birisi bu. Eskiden daha çocukluktan başlayalım hatta, sırf yaşlılık değil. Eskiden bizim ortopedi pratiğimizde ben asistanken çocuklar ağaca çıkardı, düşerdi bir yerini kırardı. Duvara çıkardı, düşerdi bir yerini kırardı. Ama şimdi biliyor musunuz, yürürken, koşarken düşüp kolunu kıran çocuklar var. Şimdi bir çocuğun koşarken düşüp kolunu kırmaması lazım. Yaramazlık yaparken olması lazım. Evet. Niye? Çünkü çocuklar artık sokakta zaman geçirmiyorlar. Hareket etmiyorlar. Bizim zamanımızda okullar yarım gündü. Yarım gün sokaktaydık. Zor içeri alırlardı. Evet. Şimdi okullar bütün gün. Hı hı. Okuldan eve geliyorlar. Yemek yiyorlar. Ödev yapıyorlar. Varsa da boş zaman iPad, cep telefonu üzerinde. Çocuklar hareket etmiyorlar. Daha hareketsiz bir hayata sahipler. Öyle olunca da beyin vücut gelişimi yeterli oturmuyor. Bu beyin bu vücuda hükmedemiyor. Hareketini sağlayamıyor. Hı hı. Ve çocuklardaki düşme sorunları, hareketsizliğe bağlı sorunlar, hareketsizliğin getirdiği kilo alma sorunu daha fazla oluyor ve bu hareketsizlik sorunu maalesef modern hayatta bu 21. yüzyılla birlikte daha fazla kitleleri etkilemeye başladı. İnsanoğlu zaten yaşlandıkça bir miktar hareketsizleşiyor. Evet, bir miktar daha doğru. Hareket gücünden kaybediyor. Ama bugünün yaşlıları Allah'tan geçmişte sokakta oynayan, hareket eden daha dinamik insanlardı. Bugünün çocuklarının yaşlılığını düşünemiyorum bile. Çok daha sıkıntı olacak. Çünkü bir, zaten çocukluklarında bunlar hareket etmediler. Evet. İki, zaten modern dünyanın işleri ağırlıklı olarak artık ofis işleri, hareketsiz işler. Doğru. Yani bağda, bahçede, sokakta yapılan işler değil. Eskiden insanlar işlerini yürüyerek gidip gelirken şimdi arabayla gidiyorlar.
pazardan alışveriş yaparken AVM'den alışveriş yapıyorlar. Televizyonu kalkıp sesini değiştirirken artık uzaktan kumandayla sesini değiştiriyorlar. Yani hareketsizlik daha çok iliklerimize işlemeye başladı. Bu insanlar orta yaşa gelecekler, ofiste çalışacaklar. Zaten çocuklukta hareket etmemişlerdi. Bir de yaşlanınca daha beterini göreceğiz. İşte demek istediğim, obezite ile birlikte önümüzdeki 20-30 yılın önemli sorunu hareketsizliğin getirdiği sorunlar olacak. Çünkü zaten insanoğlu yaşlanırken hareketini kaybediyor. Niye? Çünkü yaşlılık demek, ortopedik açıdan baktığımızda kas kitlesini kaybetmek demek. Yani illaki bir miktar yaşlanmayla birlikte kaslarımızı kaybediyoruz. Kemik erimesi demek. İllaki yaşlanırken 30 yaşındaki kemik kalitesinde olmuyorsunuz. Özellikle kadınlarda menopozla birlikte bir miktar kemik kaybı oluyor. İllaki eklemleriniz yıpranıyor. Eklemlerle ilgili sorunlar oluyor. Yani yaşlılıkta zaten bu otomobil, bu araç yıpranıyor. Bu aracı düzgün kullanmak ve yaşlılığa doğru bakımını doğru yapmak gerekiyor. Bunların içinde kemik erimesini toplum epeyce biliyor. Epeyce bir bu konuda konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor. Bir genel kültür var. Eklem kireçlenmesi, romatizmalar gibi şeylerle ilgili de epeyce bilgi var. Ama unutulan, ihmal edilen bir yer var. Kas kitlesi. Yaşlılıkla birlikte biz kaslarımızı kaybediyoruz. Kaybedelim ne olacak? Şimdi insanlar zannediyorlar ki kaslar sadece hareket için lazım. Hayır. Kasların çok önemli bir rolü var. Yavaş yavaş bu da gündeme geliyor, konuşuluyor ama herkesin haberi yok bundan. Kaslarımız bizim mitokondri dediğimiz yapılarımızın kaynağı. Hı hı. En çok olduğu yer. Mitokondriler hücrenin içinde enerji ocakları. Biz enerjimizi bu mitokondri dediğimiz yerlerde elde ediyoruz. Yani besinlerin moleküler düzeyde orada yakılıp enerji oluşturulmasını sağladığı yer. Ve bu mitokondriler en çok kas hücresinde var. Hı hı. Ve o sayede biz enerjimizi sağlıyoruz. Yani kas kitlesi azalıyorsa bizim enerjik üretme kapasitemiz azalıyor demektir. Metabolizmamız yavaşlıyor. Yani harcayabilme kapasitemiz de azalıyor demektir. İşte insanlar yaşlandıkça eğer dikkat etmez, hareketliliklerini hızla kaybederlerse kas kitlesini de kaybediyorlar. Kas kitlesinin kaybı demek mitokondrilerini de kaybediyorlar. Mitokondrilerin kaybı demek enerji üretemiyorlar. Hmm. Enerji santralleri yok oluyor. Ve o yüzden zaten insanlar yaşlandıkça hızla kilo almaya başlıyorlar. Evet. Çünkü metabolizmaları da yavaşlıyor. Hı hı. Kaslarınız olmazsa zaten hareket etmeye gönlünüz olmaz, isteğiniz olmaz, enerjiniz olmaz. Onu da boş verin. Enerji üretemediğiniz gibi enerji de harcayamazsınız ve yediklerinizi yakma şansınız olmaz ve birikmeye başlar. İşte o yüzden yaşlılıkla birlikte kas kitlesinin azalması bilinmeyen gizli tehlikelerden bir tanesi. Şimdi hocam dediğiniz gibi çocukluktan başlıyor bu, özellikle şimdiki dönemden bahsettiğimizde. Yaşlıları konuşuyoruz ama olay çocuklukta başlıyor aslında. Yani mesela dediğiniz gibi eskiden yaşlılar işte hareketli bir yaşam geçirmiş olabilir ve vücutların doğası gereği yavaş yavaş hareketsizlik bir yaşama gidiyoruz. Fakat şimdiki çocuklarda işte okula giderken bile servis veya ailelerin bırakması, evet, dönüşte de aynı şekilde. Dışarıda yürüyen merdivenler, yani merdiven çıkmayı dahi hani zor gelir bize, hı, asansörler vesaire. Peki bu çocuklukta başlayınca sonraki süreç nasıl devam edecek kas kaybında? Dünya bunu daha bilmiyor. Yani bugünün çocukluğu gibi çocukluk geçiren bir kuşak yok dünyada henüz. Evet. Ama öngörümüz o ki bugünün çocukluğu gibi geçirilen bir çocukluk beraberinde orta yaşta da ofis ortamında hareketsiz bir yaşamla devam ediyorsa, ben size söyleyeyim, 60 yaşında kocaman göbekli, kasları zayıflamış. Hani eskiden oyuncak yaparlardı, kibrit kutusuna böyle çöpleri sokarlardı. Koca bir gövde, incecik bacaklar, kollar. Hareket etmekte zorlanan, kas kitlesi azalmış, kilosu artmış, kemik kalitesi zayıflamış. Her şeyi internet üzerinden, telefon üzerinden, uzak kumandayla yapan hareketsiz bir nesil oluşturacak. O yüzden bu oldukça riskli bir durum. Bu kuşağın gelecekte yaşlılıkta çok ciddi tehlikelere maruz kalacağını öngörüyorum. Ama, hı hı, böyle bir kuşak henüz yok dünyada. Yok. O yüzden bu kuşağın nasıl bir gelecek getireceğine dair elimizde somut bir veri yok. Hı hı. Ama köründen görünen köy kılavuz istemez derler ya, şimdiden bile çocuklar artık yürürken bile beceriksizlik yaşıyorlarsa, koşmayı bile beceremiyorlarsa, bırakın bir ağaca çıkmayı, duvara çıkmayı, bir tabureye çıkarken bile düşüp bir yerlerini kırıyorlarsa,
yaşlılıkla birlikte bu daha ciddi olacak. Çünkü yaşlılıkla birlikte özellikle çalışmalar gösteriyor ki 65 yaş ve üzerinde düşmeler hızla artıyor. Niye artıyor? Çünkü yaşla birlikte bir kas kitlesini kaybediyoruz. Eğer temkinli davranmadıysanız, bu konuda özel bir çaba sarf etmediyseniz, neler yapılacağını anlatırım birazdan, kas kitlenizi kaybediyorsunuz. İster istemez yaşın getirdiği hormonal değişimlerle, özellikle kadınlarda menopozdan sonra kemik kitlenizi de kaybediyorsunuz. Gözde görme bozuklukları oluyor, katarak gibi ya da işte iyi görememe gibi bir yerlere takılıp düşme riskiniz artıyor. Denge duyunuz kaybolmaya başlıyor. Denge duyusu yaşlılıkta daha bozuluyor. Çünkü nörolojik sistemde de çökmeler başlıyor. Beynin düşünme ve reaksiyon kapasitesinde de azalmalar oluyor. Bunların hepsi bir araya gelince yaşlılıkta düşmeler artıyor. Zaten artıyor. Ama çocukluktan beri bu yeteneği geliştiremediyseniz daha fazla artıyor. Çok daha ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliriz değil mi hocam? Çocukluktan gelen. Özellikle çocukluktaki çocukluk oyunları ve ileri yaştaki toplumun düzenlediği egzersizleri biz kaybettik. Aslında insanlar zannediyorlar ki çocukluk oyunları sadece bir oyundan ibaret. Çocukluk oyunları bir oyun değil. Aslında çocukluk oyunları beyin-vücut koordinasyonunu, beynin vücudu kullanabilme yeteneğini, dengesini geliştirmesi için icat edilmiş, toplumsal popüler kültür tarafından icat edilmiş egzersizler. Bir tür fizik tedavi uygulamaları. Düşünsenize işte seksek oynuyor, ip atlıyor, beştaş oynuyor. Beştaş çok güzel bir oyundur. El, beyin koordinasyonunu geliştirir. İşte çelik çomak oynuyor. Çok eski çocukluk oyunları. Bunların modern versiyonları da var. Sokakta oynanan oyunlar. Bisiklete biniyor. Çok güzel bir denge egzersizidir. Bunların hepsi büyümekte olan vücudun, beynin vücuda hakimiyetini sağlayan pratikler, egzersizler. Bu pratikleri, bu egzersizleri bolca yaptığı zaman çocuk vücuduna hakimiyeti artıyor ve daha dengeli bir vücut-beyin koordinasyonu sağlıyor. İleri yaşta ise, yani erişkin yaşta ise bunların devamını sağlayan şey danslar ve halk oyunları. İşte Batı'da dans olarak gelişmiş bunlar. Bizde halk oyunları, zeybek, horon, kol bastığı her neyse yöresine göre gelişmiş ve insanlar eskiden bunları düğünlerde oynarlardı. Her yaş grubu oynardı. Şimdi onlar da azaldı. Yani insanlar ne halk oyunu oynuyor, ne göbek atıyor, ne kol bastığı oynuyor. Eskisi kadar çok değil. Bunlar da azaldı. Bunların azalması da erişkinlerin vücut dengelerini, erişkinlerin beyin vücut koordinasyonlarını bozuyor. Keşke bunlar çocukluk oyunları, daha sonrasında gelen bu tür denge ile ilgili sportif aktiviteler, halk oyunları devam etse de yaşlılıkla ilgili düşme olayları daha azalsa, kas kitlesinin kaybı daha azalmış olsa. Tabii bunların devam etmesini tercih ederiz. Evet, teknolojinin de bunda etkisi büyük değil mi hocam? Genelde bilgisayar oyunları, işte evden çıkmama, odaya kapanma, yani bizim eski sokak kültürü, işte bahsettiğiniz oyunlar pek artık kalmadı. Hem çocuklukta öyle hem de erişkinlikte öyle. Teknolojinin gelişmesi insanları daha çok eve kapattı. İnsanlar daha günlük hayatlarındaki aktivitelerini gerçekleştirirken daha çok teknolojiyi kullanarak vücutlarını kullanmamaya başladılar. İnsanlar yaşlanırken özellikle orta yaş ve üzerinde tavsiye ettiğimiz şey olabildiğince günlük hayatlarını yürüyerek ya da bedenlerini kullanarak gerçekleştirmelerini sağlamak. Arabayla bir yere gidilecekse kısa mesafeye, onun yerine yürüyerek, işte 1-2 kilometrelik mesafeye yürüyerek gitmelerini tercih ederiz. Günlük evdeki işlerini olabildiğince bedenen kendilerinin yapmalarını tercih ederiz. Olabildiğince dengeyle ilgili egzersizleri, işte halk oyunları gibi olsun, işte günümüzde popüler pilates olsun, basit kültür fizik hareketleri olsun, yürüyerek ya da doğadaki yürüyüşlerde daha bozuk zeminde dengesini koruyarak yürüme egzersizleri yapmak olsun, bisiklete binmek olsun, bunları yaşı, orta yaşın üzerinde, 50 yaş ve üzerinde ilerleyen insanlar ne kadar çok yaparlarsa beyin vücut koordinasyonları o kadar gelişmeye devam edecek, kayıp azalacaktır. Ne kadar çok hareketli olurlarsa kas kitleleri o kadar korunacaktır. Ve kas kitlesi korunduğu için kilo alma riskleri azalacaktır. Vücutları daha rahat enerji üretecek ve daha zinde ve güçlü olacaklardır. Olabildiğince bunlara dikkat edilmesi lazım. Sadece bunlar da yetmiyor. Yani bu sokak, yatak, toprak üçlemesinde harekete odaklandık, harekete çok bahsettik ama bunun yanında sağlıklı kalmak için, hareketliliğin yanında
beslenme de çok önemli bir yer tutuyor. Hocam. Hani ben o sokak, yatak, toprak üçlemesinin devamını şöyle getiriyorum. Ondan sonra da toprak, mutfak ve damak üçlemesi başlıyor. Evet. Ne demek bu toprak, mutfak, damak? Topraktan, olabildiğince doğal besinlerden beslenmemizi sağlamamız gerekiyor. Biz insanlar enerjimizi, dünyadaki tüm varlıklar, sadece insanlar değil, enerjimizi güneşten alıyoruz aslında. Güneşin enerjisini kullanıyoruz her ne olursa olsun. Güneşin enerjisini direkt alabilen tek organizma yeryüzünde bitkiler. Evet. Çünkü onlar güneş enerjisini alıp depolayabiliyorlar. Biz güneş enerjisini depolayamıyoruz. Hayvanlar depolayamıyor. Güneş enerjisini depolayabilen varlıklar yeryüzündeki sadece bitkiler. Meyveler, ağaçlar, yani bu gruptaki canlılar. Biz hayvanlarsa ve insanlarsa onların ürettiği enerjiyi onları yiyerek alıyoruz. Evet. Şimdi düşünün, güneşin bir enerjisi var. Bu enerji bitkilerde depolanıyor ve bu enerjiyi biz alıp günlük yaşam enerjimizi sağlayacağız. Bunu iki yolla alıyoruz biz. Ya direkt bitkiden alıyoruz. Bitkiyi yiyerek, meyveyi yiyerek, sebzeyi yiyerek alıyoruz. Ya da onu yiyen hayvandan hayvanı yiyerek alıyoruz. Evet. Şimdi hayvan üzerinden gitmek biraz daha dolambaçlı bir yol. Evet. Biraz daha riskli bir yol. Çünkü hayvan onu yiyor, vücudunda tutuyor. Biz de onu alıyoruz. Ama o sırada hayvandaki üretim sürecindeki kullanan ilaçlar, hormonlar, antibiyotikleri de bir taraftan onları da almış oluyoruz. Değil mi? Bitkilerde zaten bir sürü tarım ilacı kullanılıyor. Onlar ona geçiyor. Bir de üzerine onları alıyoruz. O yüzden ağırlıklı olarak bitkisel beslenmek o güneşin enerjisini kısa yoldan almak için daha avantajlı. Ve hiç mi hayvansal gıda almayalım? Tabii ki hayvansal gıdalarda bir miktar ihtiyacımız var. Bazı amino asitleri, bazı vitaminleri, B12 vitamini gibi ancak hayvansal gıdalardan alabiliyoruz. Ama çoğunluğu hayvansal gıda olmamalı. Yani popüler kültürde hayvansal gıda ağırlıklı beslenmek değil, bitkisel ağırlıklı beslenmek en azından iskelet sistemi sağlığı için daha faydalı. Bunların içinde de özellikle dikkat edilmesi gereken beslenmede akılda kalıcı olan bir D vitamini. Çok ortopedide üzerinde durduğumuz bir sorundur. D vitaminini yeterli almalıyız ki kemik kalitemiz daha iyi olsun. D vitamini sadece kemik kalitesi için değil, depresyon riskini azaltmak için, kanser riskini azaltmak için pek çok metabolik olayda görevi olan bir vitamin. Ve D vitamininde en önemli kaynağı yine güneş. Güneşlenmek ya da güneşte bulunmak lazım. O yüzden dışarıdaki yürüyüşler bizim için çok önemli. İkinci önemli olan şey kalsiyum. Kalsiyum bizim kemiklerimiz için önemli. Sadece kemikler için değil, magnezyumla birlikte kas kasılması ve kas fonksiyonu için önemli. Kalsiyum ve magnezyumun yeterli alınması lazım. Üçüncü önemli olan şey yine kemiklerimiz ve kaslarımız için yeterince protein almak. Bu protein ağırlıklı olarak bitkisel protein olabilirse daha iyi, daha çok tercihimiz. Hayvansal protein de bir miktar alınabilir. Ve bol miktarda su tüketimi. Su tüketimi de çok önemli. Evet. Çünkü zaten kaslarımızın büyük bir kısmı sudan oluşuyor. Vücudumuzdaki pek çok metabolik sürecin de sağlıklı devamı için yeterli suya ihtiyacımız var. Bunlara da dikkat edilirse beslenme kısmında, yani topraktan ağırlıklı olarak beslenilir, topraktan doğal besin alınırsa daha faydalı olur. Gelelim o mutfak kısmına, bu beslenme üçlüsünün. Evet. Mutfak kısmında da besinleri olabildiğince çiğ tüketmekte fayda var. Hı hı. Niçin? Çünkü biz besinlerden vitamin ve mineralleri alırken pişirdiğimiz zaman bunların bir miktar kaybediyoruz. Kalitesi düşüyor. Ne kadar çiğ tüketebilirsek o kadar daha çok alabiliyoruz. O yüzden de salatalar, otlar çiğ olarak tüketildiği zaman ya da az pişirilmiş sebzeler bizim vücudumuz için daha sağlıklı. Bol miktarda yeşillik ve salata tüketmeyi yine iskelet sistemi sağlığı, kas sağlığı için tavsiye ederiz, öneririz. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler kalsiyum yönünden oldukça zengin kaynaklar. Ve damak kısmına gelince de damak tadı özellikle Türk kültüründe, Türk mutfağında oldukça önemli ve ciddi yer tutuyor. Ama burada birazcık kendimizi sınırlamayı bilmemizde fayda var. Olabildiğince un ve şekerden, ki Türk mutfağında çok fazlasıyla yer alıyor, uzak kalmakta fayda var. Olabildiğince yavaş yemekte fayda var. Bunlara dikkat edilirse daha sağlıklı bir iskelet sistemi elde etmek ve yaşlılıkta da bunu korumak şansı olur.
Evet, şimdi hocam özellikle 50 yaş ve üstü için ufak tefek işte yürüme egzersizi vesaire bunlardan bahsettik az önce. Bunların yeterli olabileceğini söylediniz değil mi? Hani normal bir hareketsiz kalan bir insanla ziyade en azından biraz hareketlilik katmak anlamında kas sistemine önemli dediniz. Fakat bu gençler için de söz konusu mu? Yani biz ağır sporlar yaparak bu kas sistemini daha güçlü kılmak adına bunu öneriyor muyuz? Yani sadece ufak yürüyüşler bizim için yeterli olacak mı? Veya sadece işte araç kullanmak yerine yolu yürümek, yaşlılığa nasıl bir yatırım yapalım çıkmak diyorsunuz? Evet. Şimdi bu konuda benim yaklaşımım biraz farklı. Spor yapılması lazım. Spor sağlık için çok önemli diye söyleniyor. Burada spor kelimesini biraz büyüteç altına almak lazım. Ben hep diyorum ki spor sağlığa zararlıdır. Hareket faydalıdır. Şimdi buradaki spordan kastettiğimiz ne? Yelpazenin bu tarafı. Hı hı. Kompetisyon olan, yarışma olan, müsabaka olan, bir şeylerin hırsıyla yapılan egzersiz kısmı. Hareketten kastettiğim ise benim daha düşük dozlu ve daha sürekliliği olan hareket kısmı. Evet. Biraz çarpıcı olsun diye böyle söylüyorum. Tabii ki spor sağlığa zararlı derken neyi kastettiğimi net ifade etmek lazım. Spor sağlığa zararlıdır. Eğer bu spor hafta içinde oturuyorsunuz, masa başında çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Hafta sonu gidiyorsunuz, bir saat halı sahada kiraladınız, girdiniz, hurra, hiç ısınmadan futbol oynuyorsunuz. Evet. Bu spor sağlığa zararlı, kesin. Çünkü hareketsiz bir vücudu, hiç hareket etmemiş, hazırlıksız bir vücudu alıp hafta sonu hiç ısınma egzersizi bile yapmadan zorlarsanız bir yerden arıza çıkaracağı kesin. O yüzden bu tür spor sağlığa zararlı. Spor sağlığa zararlı diyorum çünkü müsabaka işin içine girince, yarış işin içine girince, egolar işin içine girince insanlar birbirlerini sakatlayabiliyorlar. Evet. Bireysel sporlarda bile bu olabiliyor. Diyelim ki işte tek başınıza bireysel bir spor yapıyorsunuz, koşuyorsunuz. Ya işte bugün 10 kilometre koştum, yarın 15 koşayım, 20 koşayım, 40 koşayım. Bunun sonu yok. Yani kendinizle de yarışıyorsanız yine bu sağlığa zararlı. Çünkü sağlıklı olan spor sürekli ve düşük doz yapılan spor. Hı-hı. Siz her gün yarım saat, 45 dakika yürüyorsanız genellikle bu yeterli. Yeterli. Ha, daha fazlasını keyif için yapmak istiyorsanız, zamana yaymak şartıyla yapabiliyorsanız yapın. Ha, futbol oynamak istiyorsanız oynayın, basketbol oynamak istiyorsanız oynayın, hı-hı, kayak kaymak istiyorsanız kayın. Bunlarda bir sıkıntı yok. Ama ben haftada, yılda bir hafta gideceğim, Uludağ'a kayacağım, bunda sıkıntı var. Çünkü vücut daha hazır değil ona, antrenmansız. Ya da ben sadece hafta sonu bir saat futbol oynayacağım, buna hazırsız değilsiniz. Ama hafta içi düzenli spor yapıyorsanız ve hareketliliğinizi koruyor, kas kitlenizi koruyorsanız hafta sonu bir saat yüksek tempoda herhangi bir spor yapmaya hakkınız oluyor. Bunun ölçüsü ne? Gençler de dahil bunun ölçüsü 10 bin adım atmak. Artık hepimizin cep telefonu var. Evet. Cep telefonunda kaç adım attığınızın kaydı görülüyor. Kaçma şansınız yok. İdeali 10 bin adım. Eğer ofis ortamında masa başında çalışıyorsanız ben bunu test ediyorum. Günlük hayatımda baktığım zaman 3000-4000 adım oluyor. Hadi bilemediniz biraz hareketli bir işi olan bir insan için 5000 adım oluyor. 10.000 adım olabilmesi için çıkıp bir yarım saat 45 dakika yürümek gerekiyor. Tempolu 40 dakika kadar yürüdüğüm zaman ben 5000 adım atıyorum baktım. Ha demek ki bir yarım saat 45 dakika yürüyorsanız ofis ortamında veya günlük hayatınızda ya da ev hanımıysanız ev içindeki evet, işlerinizde biraz, biraz da hareketiniz varsa 9-10 bin adım buluyorsunuz. Bu iyi bir şey. İyi bir oran. Başka ne yapılabilir? Esnetme egzersizleri çok önemli. Esnetme hareketleri, vücudumuz hareketsiz kaldıkça kasları esniyor. Oldukça önemli. Stretching tarzında, gerdirme tarzında hareketler yapmakta çok fayda var. Hı hı. Bunları tavsiye ederiz. Pilates bu yönden önemli, yoga bu yönden önemli. Ya da işte halk oyunları, belli hareketleri esnetmek şansı yönünden bu yönden önemli. Bunları yapmakta fayda var. Daha fazlasına yaşlılıkta çok gerek yok. Özellikle 60-65 yaş üzerinde dediğim gibi düşme riski arttığı için, denge hissi bozulduğu için olabildiğince yürümede kalmak, yüzmeyi bahsetmedim. Yüzme, evet. Yüzmek vücudun tüm kaslarını çok dengeli çalıştırdığı için önemli. Yüzmeyi tercih etmekte fayda var. Bisiklete binmek yine oldukça faydalı. Çünkü bacak kasları, üst taraf çalışabiliyor bu durumlarda. Olabildiğince bunlarla zaman geçirmek lazım.
Evet. Hocam peki yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ortopedik rahatsızlıklara ufakça bir değinelim isterseniz. Kas, kemik ve eklem sisteminin bozulmasıyla nedenlerinden bahsettik genel olarak. Hareketsizlik, yaşam, beslenme vesaire. Peki hangi rahatsızlıklarla daha çok karşılaşıyoruz? Yaşlılıkla birlikte kadınlarda özellikle menopoz sonrasında kemik erimesini çok görüyoruz. Çok sık rastlanan bir sorun. Çünkü menopozla birlikte östrojen hormonu azalıyor. Östrojen kemikleri koruyan bir hormon. O yüzden de kadınlarda erkeklere göre menopoz bir milat, kemik kalitesinin kaybolması açısından. Ve yine maalesef kadınlarda daha çok olmak üzere eklem kireçlenmelerini çok görüyoruz. En çok da diz ve kalça eklemlerindeki kireçlenme sorunu. Evet. Menopozdan uzak kalmak açısından yapılabilecek iki tane önemli şey var. Bir tanesi harekete devam etmek, hareketlilik. Çünkü bizim kemiklerimiz maalesef şöyle bir mekanizmayla çalışıyor. Siz istediğiniz kadar vücudunuza kalsiyum alın, D vitamini alın, magnezyum alın, çinko alın. Bunlar kemik için lazım olan mineraller. İstediğiniz kadar bunları alın. Eğer kemiğinizin üzerine yük bindirmiyorsanız, kemik diyor ki ya ben bu yükü taşıyorum. Ne yapayım, niye uğraşayım diyor kandaki kalsiyumu, D vitamini, şunu bunu alıp kendimi güçlendireyim. İstediğiniz kadar alın, köşede köşe yastığı gibi oturuyorsanız bunlar bir işe yaramıyor. O yüzden bunları kemiğinize alıp kullanabilmeniz için kemiğinizin üzerine yük bindirmeniz gerekiyor. Yani üzerine yüklenmeniz, yürümeniz, hareket etmeniz gerekiyor. Üzerine bir miktar yük bindirmeye başlayınca kemiğin üzerine, kemik diyor ki eyvah ben bu yükü taşıyamayacağım. O zaman şu kandaki kalsiyumu, D vitaminini, magnezyumu alayım da içime güçlendireyim kendimi, bu yükü taşıyabileyim. O nedenle en büyük hata bu. İnsanlar ben biraz kalsiyum, D vitamini alıyorum, yeter bu bana, kemiklerimi güçlendirecek zannediyorlar. Oysa güçlendirmiyor. Bunları alırken beraberinde hareket etmek, yürümek, kemiklere yük bindirmek, kas kitlesini arttırmak lazım ki kemik kalitesi iyi olsun. İkinci önemli olan şey eklemlerimizdeki yıpranma. Şimdi ister istemez yaşla birlikte bir yıpranma, aşınma oluyor. Aynı aracın tekerleği gibi düşünün. Belli bir kilometre yaptığınız zaman belli bir miktarda yıpranma oluyor. Ama bu yıpranmayı arttıran, eklemlerdeki kıkırdağımızı yıpratan, aşındıran bazı faktörler var. Bir tanesi yük, binen yük, kilo. Yani siz çok kiloluysanız eklemleriniz, özellikle diz ve kalça ekleminiz çok fazla yük taşıyor demektir. Bu yıpranma daha fazla olacaktır ve kireçlenme daha fazla olacak demektir. O nedenle kilolu olarak yaşlılığa ulaşmamak gerekiyor. İkincisi kasların zayıflaması. Zayıf kaslarınız varsa eklemlere daha çok yük binecek demektir. Kasları güçlü tutmak gerekiyor. Üçüncüsü ise zorlayıcı aktivitelerden, ağır aktivitelerden kaçınmak gerekiyor. Bunların da detayına isterseniz girebiliriz. Hocam bir ara vereceğiz, ardından devam edelim. Reklamların ardından yeniden burada olacağız. Olay Sağlık devam ediyor değerli izleyenler. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Nadir Şener ile birlikte yaşlılardaki ortopedik sıkıntıları konuşuyoruz. Hocam az önce bahsettiğiniz daha çok sebeplerine değindik. Neler yol açıyor bu rahatsızlıklara diye. Bir de tedavilerine gelelim isterseniz. Bizim yapabileceklerimiz ve dışarıdan alabileceğimiz destekler nelerdir? Şimdi yaş ilerledikçe cerrahi tedaviler zorlaşıyor, riskleri artıyor. Evet. O yüzden olabildiğince cerrahi dışı tedavilere özen göstermek, çaba harcamak lazım. Özellikle yaşlı grupta buna daha da çaba harcamak gerekiyor. Bunların içinde kemik erimesi için zaten cerrahi tedavi şansımız çok sınırlı. Kemik erimesinin temeli kemik kalitemizi yaşam boyunca korumaya özen göstermek. Evet. Yani yeterli D vitamini almak. Maalesef güneş ülkesi olmamıza rağmen insanların D vitamini oranları çok düşük. Ne olur herkes D vitaminini ölçtürsün, doktoruna danışsın, aile hekimleri bu konuda yeterlidir, yeterli tedaviyi yapabilirler ve D vitaminlerini normal tutsunlar. Bu önemli bir sosyal sağlık problemi. D vitaminini düşük tutmasınlar, D vitaminlerini yeterli düzeyde tutsunlar. Çünkü sadece kemik sağlığı için değil, bir sürü şey için lazım bu. İkincisi yeterli kalsiyum almak, magnezyum almak, çinko almak, bu vitamin ve mineralleri yeterince desteklemek. Bunu da sağlıklı ve dengeli beslenerek yapabilirler. Ama istedikleri kadar bunu alsınlar, yine yetmeyen bir şey,
kemiklerimizin bunu kendi içine sindirebilmesi, kendi içinde tutabilmesi için de hareket etsinler. Evet. Yani yaş ilerledikçe yürümeyi, hareketliliği bırakmasınlar. Sağlıklı bir hayat için, sadece iskelet sistemi için değil, kalp damar sistemi için, psikolojik yapımız için, sinir sistemimiz için, her şey için hareketlilik çok önemli. Ne kadar hareketliyiz, o kadar sağlıklıyız. Bunun için de ek çaba harcamak lazım. Çünkü modern hayatın gevşekliğine ve rehavetine teslim olduğunuz takdirde hareketsizliğe mahkum oluyorsunuz. Çaba harcayıp, bunun programını yapıp, evet ben şu şu saatler arasında yürüyeceğim, şu kadar yürüyeceğim, yürümemi bu kadar takip edeceğim, egzersiz yapacağım deyip, bunun için bir program çizip onu sabırla ve inatla takip etmek lazım. Tekrar tekrar üzerine söylüyorum. Evet, hareketlilik çok önemli. Ve kemik erimesi için de yapılabilecek şeyler bunlar. Ha, diyelim ki kemik erimesine bağlı bir kırık gelişti. Bazı evet. kırık tipleri var ki kemik erimesinde çok sık gözleniyor. Hı hı. Bunlardan bir tanesi el bileği kırıkları. Hı hı. Bir tanesi omurga kırıkları, bir tanesi kalça kırıkları. El bileği kırığı olduğu zaman ağırlıklı olarak ameliyatta düzeltmek gerekiyor. Eğer evet. çok parçalı değilse de alçı yapılabiliyor. Ve genellikle el bileği kırıkları çok ciddi hayati risk oluşturmuyor ve tedavisi en kolaylarında. Hı. Ama omurga kırığı olduğu zaman iş daha ciddi boyuta ulaşıyor. Evet. Bu kırık yüksek miktardaysa, yani açısı çok fazlaysa, çok fazla çökme olduysa yapılması gereken şey ameliyatta onu düzeltip platinle tespit etmek. Veya kemik çimentosu dediğimiz uygulamayla o kırığın içini doldurup sağlamlaştırmak. Hı hı. Çok bir çökme yok, açısı çok fazla değilse, çok ileri derecede bir kırık değilse o zaman korse vermek, yatak istirahati vermek ve dinlendirmek. Bu şekilde toparlayabiliyor. Ancak orada da bir risk var. Siz bir yaşlı insanı uzun süre hareketsiz bıraktığınız zaman çok ciddi risklere gebesiniz. Nedir bunlar? Zaten dedik ki yaşla birlikte kas kitlesi yavaşlıyor, azalıyor. Yatınca daha çok azalıyor. Evet. Zaten yaşlılıkla birlikte, hareketsizlikle birlikte dolaşım sistemi zayıf. Evet. Yatınca daha da zayıflıyor ve kanın pıhtılaşıp pıhtı atma ve felç geçirme, akciğere ya da kalbe, önemli organlara pıhtını atıp hastanın ani ölümüne sebep verebiliyor. Hareketsizlik yaşlılıkta en çok felç geçirme ve pıhtı atma riski yönünden önemli. Korseyle, yatak istirahatiyle tedavi ederken bu riskler ortaya çıkıyor. Hı hı. Kan sulandırıcı ilaçlarla da takviye etmek gerekebiliyor. En güzeli bunlar olmadan korumak. Tabii ki. Gelelim kalça kırıklarına. Yaşlılarda çok gördüğümüz bir şeydir kalça kırıkları. O da ciddi. Kalça kırığı eşittir ameliyat demek. Evet. Kaçınılmaz. Ve yaşlılardaki kalça kırığı ameliyatlarından sonra hayatı kaybetme riski tüm dünyada %40'lara kadar varıyor. Hmm. Çünkü zaten kalçasını kıran insan, kalçasını kıracak noktaya gelen yaşlı insan düşkün insan. Yani zaten kemikleri zayıflamış, kasları zayıflamış, dengesi bozulmuş, algısı bozulmuş insanlar. Hani birazcık daha vücudunun yeteneğini ve kapasitesini kaybetmiş insanlar. O insanlara bir de ameliyat edince, siz istediğiniz kadar güzel ameliyat edin, o ameliyatın getirdiği darbe, ameliyattan sonra tekrar hareketleninceye kadar geçen sürede hastaları kaybetme riskimiz oluyor. Biraz önce söylediğim nedenlerle en çok da pıhtı atması riskiyle. Ama her şey yolunda gider. Hastayı kalça kırığından sonra ayaklandırıp hareketlendirebilirsek normal hayatlarını sürüyorlar. Hı hı. Eklem kireçlenmesine gelince, eklem kireçlenmesinde tedavi özelliği biraz daha farklı. Eklem kireçlenmesi, eklemdeki kıkırdağın yavaş yavaş yıpranıp aşınması ve kıkırdağın ortadan, o kayganlığı sağlayan tabakanın ortadan kalkıp kemiklerin birbirine sürtmesiyle giden bir tür yıpranma hastalığı, bir tür... Evet. Eklemin bozulma hastalığı. Dediğim gibi en çok kalça ve dizde oluyor. Türkiye'de daha çok dizde, hı hı, oluyor. Ve en çok da kadınlarda oluyor. Yani ona bir gibidir oran. Çok dizde olmasının sebebi nedir en çok? Kalça da dizde aslında aynı yükü taşıyor ama Türkiye'de dizde olmasının sebebi bence daha çok bacaktaki deformiteler. Çünkü, hı, D vitamini eksikliği, çocuklukta raşitizm dediğimiz bir hastalığı çok kolaylıkla yapabiliyor. Raşitizm de kemikler yumuşuyor, bacaklar içe doğru çarpılmaya başlıyor. Hmm. Çok hafif bile olsa bu, erken yaşta eklemin istenmeyen kısımlarının yüklenmesine bağlı erken yıpranması, hmm, buna sebebiyet veriyor. Ama daha çok sebep kilo. Kilo. Yanlış beslenme, yetersiz beslenme, vitamin ve mineral olarak yetersiz beslenme ve kötü kullanmak. Şimdi eskiden tabii bugünün yaşlıları geçmişte ev işlerinde daha çok yoruluyorlardı, daha çok bedenen
Vücutlarını yıpratıyorlardı, daha çok çocuk sahibi oluyorlardı, işte çamaşır makinede yıkamıyorlardı, evlerde soba vardı, kalorifer yoktu. Bunların getirdiği riskler var. Hı hı. Artık kilolu insanlarda bu yıpranma daha çok oluyor. Bunun tedavisinde de yapılması gereken şey öncelikle kilo vermek. Çünkü gerçekten kilo verdiğiniz zaman binen yükü azalttığınız için eklemdeki yıpranma bir kere yavaşlıyor. Durma noktasına geliyor. Yani hastalığın en azından ilerlemesini önlüyorsunuz. Eklem kireçlenmesinde geriye dönmek maalesef mümkün değil. Ama hastalığın ilerlemesini azaltmak, ağrıyı azaltmak mümkün. Bunun da en basit çözümü, en ucuz çözümü kilo vermek. İkincisi, ağrı izin verdiği kadar spor yapıp, hareket edip kasları güçlendirmek. Çünkü güçlü kaslarınız olduğu zaman ekleme binen yük azalıyor. Ekleme yükü daha çok kaslar üstleniyorlar. Ekleme binen yük azalınca da yıpranma da azalıyor, ağrı da azalıyor. Üçüncüsü, ağrıyı azaltıcı ilaçlar ve kıkırdağı koruyucu ilaçlar kullanmak. Bazı bitkisel kökenli ilaçlar var, glikozamin, kondroitin dediğimiz. Bunları almak eklemdeki yıpranmayı azaltabiliyor. Ağrı çoksa ağrı kesicileri belli aralıklarla almak yaşam kalitesini arttırabiliyor. Eklem içine yapılan iğneler var. Bunlar eklemin kalitesini korumak, kıkırdan kalitesini korumak, ağrıyı azaltmak için faydalı olabiliyor. Çok çeşitli iğneler var eklem için uygulanan. Fizik tedavi yöntemleri, fizik tedavide uygulanan cihazlarla yapılan tedaviler, orada yaptırılan egzersizler, hareketler bu yıpranmayı durdurabiliyor, ağrısını azaltabiliyor. Bunlar tedavi için genellikle yeterli oluyor. Aynı şey diz ve kalçadan sonra omurilikte, belde, sırtta, boyunda da kireçlenmeyle karşımıza çıkabiliyor. Bunlarda da yine önemli olan şey kiloyu azaltmak ama kilodan daha çok omurga ile ilgili kireçlenme sorunlarında kasları güçlendirmek ve vücudu doğru pozisyonda kullanmak. Yani çok fazla öne eğilerek iş yapmamak, yerden eğilerek ağır bir şeyi kaldırmamak, olabildiğince iş yaparken dik durmak, dik pozisyonu kullanmak, sırt kaslarını güçlendirmek için faydalı. Maalesef modern hayat bizi daha çok ön grup kaslarımızı güçlendirmeye ve çalıştırmaya itiyor. İşte araba kullanıyoruz, bilgisayar kullanıyoruz, cep telefonu kullanıyoruz. Hep eğilme, ön taraftaki kaslar. Değil mi hocam? Artık kimse uzanıp ağaçtan bir meyve toplamıyor. Eline taş alıp fırlatmıyor. Bir yerlere tırmanmıyor. Yani sırt kasları, sırtımızdaki kaslar ön tarafımızdaki kaslara göre daha az kullanılıyor. Öyle olunca da bu kasların hakimiyeti de tabiri caizse tespih böceğine dönmeye başlıyoruz, kıvrılmaya başlıyoruz. O yüzden sırt kaslarını güçlendirecek egzersizleri ek olarak yapmak ki bunların içinde en güzeli yüzmek, omurga ile ilgili sorunlar ve kireçlenmeleri azaltacak şeyler. Yüzmeyi o yönden omurgadaki kireçlenme sorunu olan insanlara da tavsiye ediyoruz. Bunların yetmediği yerde ameliyatlar devreye giriyor. Nedir bu ameliyatlar? Eklem protezleri, yani eklemde yıpranan kısmı kesip çıkarıp yerine metal bir eklem yerleştiriliyor. Kalçada bunu yapmak mümkün, dizde mümkün. Çok seyrek görülüyor ama ayak bileğinde mümkün, omuzda mümkün. Eklem protezleri yapılabilir. Protez cerrahisi oldukça yüz güldürücü bir cerrahi. Büyük bir cerrahi, riskleri olan bir cerrahi. Ama her şey yolunda gittiği takdirde %95 gibi bir başarı şansı var. Ve bu başarıyla günlük hayatını tekrar insanlara kazandırmak, hemen hemen yapabildikleri her şeyi tekrar yapabilmelerini sağlamak mümkün olabiliyor ve bu protezlerin ömrü yaklaşık 20-25 yıl kadar olabiliyor artık yeni teknolojilerde. Protez cerrahileri yapılabilir. Eklemdeki kireçlenme çok ileri derecede değilse oranın temizlenmesine yönelik kapalı eklem ameliyatları, artroskopi dediğimiz ameliyatlar yapılabilir. Yine omurgada eklemdeki kireçlenmeleri temizleyip platinle tespit edip o bölgedeki yükü azaltmak, sinirlerdeki baskıyı azaltmak tarzında cerrahiler yapılabilir. Bu cerrahiler de oldukça yüz güldürücü ve başarılı. Ama dediğim gibi öncelikli tercihimiz özellikle yaşlı insanlarda ameliyatların risklerinden uzaklaştırıp ameliyatsız yöntemlerin üzerinde durmak ve yine söylüyorum bunların içinde en önemlileri kilo vermek, özellikle eklem kireçlenmesinde ve hareketli kılmak insanları, kaslarını güçlendirmek. Evet. Bunlar tedavi için önemli. Hocam süremizin sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş toparlayacak olursak neler söylersiniz son olarak? Son olarak yine ben sokak yatak toprağı hatırlatmak isterim. Çünkü gerçekten modern hayatın getirdiği en büyük risklerden bir tanesi obezite, kilo sorunundan sonra hareketsizlik sorunu olacak. Dünya nüfusu, dünya hükümetleri önümüzdeki 20-30 yıl içinde hareketsizliği nasıl engelleriz diye
çalışacaklar evet. ve bunun üzerine sosyal projeler geliştirmek ve para harcamak zorunda kalacaklar. O yüzden hep söylüyorum, modern hayatın oyuncağı olmak istemiyorsak aklımızı kullanmamız lazım. Çünkü modern hayat bir sürü bize kolaylık getirmekle birlikte aklını kullanmayanları yok edecek. Hı hı. Aklını kullananlar modern hayatın avantajlarını kullanırken olumsuzluklarından etkilenmemeyi başaracak. Evet. Aklımızı kullanmamız ve orta yaştan itibaren başlayarak, sadece yaşlılıkta değil, orta yaştan itibaren başlayarak hareketli olmamız lazım. Nedir bu hareketlilik? Yürümemiz lazım. Evet. Yüzmemiz lazım. Ne kadar? İşte cep telefonunda 10 bin adımı görünceye kadar. Bunu yaptığımız sürece, bir de beslenmemize dikkat ediyorsak, bizi sağlıklı bir hayat, belki gerçekten böyle yüzlü yaşlara kadar giden, ayakta duran, dik duran bir hayat bekleyecek. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam, teşekkür ederim. Değerli bilgileriniz ve katılımınız için. Sağ olun. Olay Sağlık'tan bugünlük bu kadar değerli izleyenler. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın.